Herkese merhabalar, Migros TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Alican Savunsoy. Bugün sizlere iftar sonrası keyifle tüketebileceğiniz kakaolu fındık kremalı çörek yapacağım. Kakaolu fındık kremalı çöreğim için öncelikle malzemelerimi sayıyorum. Süt, yumurta, un, şeker, maya, tereyağı ve içerisine Torkubana'da kakaolu fındık kreması kullanacağız. Şimdi öncelikle ben çöreğimi yapmaya başlıyorum. Evet, mayamızın aktif olması için öncelikle süt, şeker ve mayayı bir kabın içerisine alıyorum. Ve ortalama 10 dakika kadar mayamın aktif olmasını bekliyorum. Bu üç malzememi karıştırıyorum. Ortalama 10 dakika kadar yeterli olacaktır. Bu aktif olurken ben diğer malzemelerimi birleştirmeye geçeceğim. Evet, süt, şeker ve maya karışımımızı bir kenara alıyoruz. Daha sonra diğer malzemelerimizi bir kapta birleştirmeye başlıyoruz. Öncelikle unumu eleyerek başlıyorum. Burada ortalama 4 su bardağı kadar unumuz var. Ortalama 3,5 bardak kadar eleyeceğim. Daha sonra ihtiyacım olursa tekrardan eklemeye devam edeceğim. Evet, unumuzu eledik. İçerisine bir adet yumurtamızı ekliyoruz. Daha sonra 1,5 yemek kaşığı kadar oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağımızı ekliyoruz. Evet arkadaşlar, bu malzemeleri iyice tereyağı ve yumurtayla karıştırmaya başlıyoruz. Birazdan süt, şeker ve maya karışımımızı da içerisine ekleyeceğiz. Önce spatula yardımıyla, daha sonra elimle iyice tereyağını ezeceğim. Arkadaşlar, unumuzu iyice karıştırdık. Birazdan süt ve maya karışımını içerisine ekleyeceğiz. Çöreğimiz hazır olduktan sonra fırına girmeden önce ben üzerine tereyağı ve şekeri eritip üzerine süreceğim ve biraz da susam ekleyeceğim. Şimdi onun için şöyle bir parça tereyağını fırında erimeye bırakıyorum. Daha sonra içerisine biraz şeker ekleyip çöreğimizin üzerine süreceğiz. Evet, süt ve mayamız şu anda hazır. Ben bunu diğer karıştırdığım hamurumun üzerine ekliyorum. Yavaş yavaş karıştırmaya başlayacağım. Evet, hamurumuz şu an yumuşak oldu. Ben bunun içerisine kalan unumu da ekliyorum. Evet, buradan sonraki işlemi artık elimizle devam edeceğiz. Şöyle iyice istediğimiz kıvama gelene kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuz istediğimiz kıvama gelene kadar ortalama 1-2 dakika boyunca böyle yoğuracağız. Daha sonra hamurumuzun kabarması için ortalama bir yarım saat kadar üzerine streçle kapatıp dinlenmeye alacağız. Daha sonra çöreğimizi tamamlamaya devam edeceğiz. Evet, hamurumuz hazır arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine streçle kapatıp ortalama bir yarım saat kadar dinlenmeye alacağız. Hamurumuzun kabarmasını bekleyeceğiz.
Ben şimdi bunun üzerine streç yardımıyla kapatıyorum. Evet arkadaşlar, hamurumuz dinlendi. Şimdi bunları küçük parçalara ayırıp daha sonra çöreğimizi tamamlamaya geçeceğiz. Şöyle ben strecimi kaldırıyorum. Hamurumu biraz elimle yoğuruyorum. Bunu şimdi parçalar haline getireceğim. Evet, bıçağım yardımıyla şöyle 4-5 parçaya ayırıyorum. Hamurlarımızı açacağız. Daha sonra içerisine Torkubana da kakaolu fındık kreması ekleyeceğiz. Üzerine de tereyağı ve şekerle karıştırdığımız karışımı sürdükten sonra fırına göndereceğiz. Ortalama 175 derecede 20 dakika içerisinde hazır olacaktır. Siz yine de kontrol edin. Şimdi ben hamurumu açmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, hamurumu bu şekilde açtım. Şimdi bunun içerisine Torkubana da kakaolu fındık kreması ekleyeceğim. Hamurumu şu şekilde kapattıktan sonra bir yandan da fırın tepsimi çıkarıyorum ben. Çöreğimizi şöyle katlayıp hafif üzerine bastırıyoruz. Önceden hazırladığım fırın tepsimin üzerine şöyle bırakıyorum. Daha sonra erittiğim ve içerisine şeker eklediğim tereyağımı şöyle hafifçe çöreğimin üzerine sürüyorum. Ben üzeri için biraz susam kullanacağım. Yakışacaktır. Siz isterseniz fındık da kullanabilirsiniz, badem de kullanabilirsiniz. Nasıl dilerseniz onu kullanın. Şöyle çöreğimiz hazır oluyor. Şimdi ben birkaç tane daha yapacağım. Daha sonra fırına göndereceğim. Evet arkadaşlar, çöreklerimizi hazırladık, tepsimize dizdik. Şimdi üzerine tereyağı süreceğim ve daha sonra biraz susam ekleyeceğim ve fırına göndereceğiz. Tereyağımı şöyle hepsinin üzerine sürüyorum.
Daha sonra ben sevdiğim için üzerine susam ekliyorum. Siz daha farklı malzemelerle süsleyebilirsiniz. Evet, çöreklerimizi tepsimize dizdik. Ortalama 175 derecede 20 dakikada hazır olacaktır. Biz yine çöreğimizi kontrol edeceğiz. Şimdi ben bunları fırına gönderiyorum. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, Torku bana da kakaolu fındık kremasıyla hazırladığımız çöreğimiz hazır. Siz de iftardan sonra bu çöreği keyifle tüketebilirsiniz. Kahvaltı sofralarımızda, ekmeğin üzerinde, tatlı krizlerinde, kaşıklarda, ikramlarımız için, kurabiyelerin ve keklerin içinde, pastaların üzerinde, hepimizin vazgeçemediği bir lezzet. Torku bana da kakaolu fındık kreması. Doğal lezzetlerin ve güvenilir gıda ürünlerinin markası Torku, çiftçilerinin mahsulü şekeri, sütü, yine Karadenizli çiftçilerimizin el emeği fındığı kakao ile birleştirerek bana da kakaolu fındık kremasını bizlere sunuyor. Torku bana da trans yağ ve koruyucu maddede içermiyor. Ham maddelerinin özenle seçilmesindeki hassasiyet, üretim süreçlerindeki titizlikle birleşince böyle güvenerek tüketebileceğimiz ideal kıvamıyla muhteşem lezzetli bir ürün ortaya çıkıyor. Binlerce Türk çiftçinin el emeği göz nuru ürünleri bu şekilde değerli bir ürüne dönüşüyor. Türkiye'nin kakaolu fındık kreması. Siz de bu ve buna benzer tarifleri Migros TV YouTube kanalında görmek isterseniz videoları beğenmeyi ve Migros TV YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.